Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel güvenlik 90. dönem temel eğitim 20 Şubat 2021 yazılı sınav sorularının birinci bölümünü değerlendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Son dönem özel güvenlik videoları alanında en çok izlenen ve en çok yorum alan videolar bizim videolarımız oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özel güvenlik sınavına giren arkadaşlar 90. dönemdeki sorulardan biraz muzdaripler, çok zor olduğunu söylediler. Arkadaşlar sorular birbirlerine benziyor. Yani sorularımızı daha dikkatli okuyarak, yorum yaparak dinlerseniz, kendinizi verirseniz soruların ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna da tıklayarak bu kanala katılın. Özel güvenlik sorularını çözün. %100 başarılı olun. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. 4 bölüm olarak özel güvenlik yazılı sınav sorularını çekeceğiz. 5. bölümde de silah bilgisi sorularını bulabilirsiniz. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Kişi koruma görevi yapan Cemil, koruduğu kişi olan Ahmet'e ait bazı ticari sırlara görevi gereği sahip olmuştur. İstediği zammı alamayan Cemil, Ahmet'e istediği zammı vermemesi halinde sırlarını rakip şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet Cemil'in maaşına istediği zammı yapmıştır. Bakın arkadaşlar, burada paragrafı okurken burada bir ne var? Şantaj var, değil mi? Yani bakın, evet, yani burada soruyu okuduğumuzda cevabı da çıkıyor arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'na göre özel güvenlik görevlisi Cemil aşağıdaki hangi suçu işlemiştir? Kişi hürriyetinden yoksun bırakma, cebir, şantaj, eziyet, özel hayatın gizliliğini ihmal. Bu tip bir soru daha önceki sorularda da çıkmıştı arkadaşlar. Burada bir şantaj var. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Evet. İkinci soruya bakalım. Bakın bu soruda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan biri değildir? Arkadaşlar bu soru da daha önceki sınav sorularında vardı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve üzerinde hapis cezasına mahkum olmamak, 18 yaşını doldurmuş olmak, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak, güvenlik soruşturması olumlu olmak. Evet, soruları dikkatli okuyun arkadaşlar, zor olmadığını göreceksiniz. Bakın burada da özel güvenlik şirketi kuracak bir kişi de özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak aranmaz. Evet, şartlarımız Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Üçüncü soruya bakalım. 4857 sayılı iş kanununun 47. maddesi bu kanun kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilere kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir hükmü amirdir. Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı'nın iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaş eklenecektir? Evet arkadaşlar, dikkat edin. 2 gün çalıştığına göre 2 günlük maaşı eklenecektir. Evet. Şıklara bakın. 2, 3, 4, 6, 8. 2 günlük çalıştığına göre 2 günlük maaş eklenir. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet.
A kimlik sorma yakalama değildir. B yakalama gözaltına veya muhafaza altına alınma işlemine kadar devam eder. C yakalama nedeni ortadan kalkarsa derhal serbest bırakılır. D de durdurma bir çeşit yakalamadır. E özel güvenlik görevlisi yakalama işlemini derhal genel kolluğa bildirir. Evet. Burada yakalama ile ilgili hangisi yanlıştır soruyor arkadaşlar. Durdurma bir çeşit yakalamadır. Yanlıştır. Evet. Yakalama değildir. Denizli seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuza bakalım hemen. Hale hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip ederek görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs haleden şikayetçi olur. Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın bu soruda daha önceki sınav sorularında çıktı. Halenin yakalama yetkisi olduğundan yakalama yapabilir. Hale görev alanı dışında meydana gelen olayda yakalama yaptığı için suç işlemiştir. C. Darp edilen hastane doktoru olduğu için yakalama görevi vardır. D. Görev alanı dışına hiçbir şekilde çıkmamalıdır. E. Hale özel güvenlik görevlisi olduğundan yakalama yapmamalıdır. Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diyor bakın arkadaşlar. Halenin yakalama yetkisi olduğundan yakalama yapabilir. Evet. Cevap Adana seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın arkadaşlar bu soruda daha önceki sınav sorularında benzer bir soru çıktı. İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar. Bursa'da kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse kamu görevlisine karşı suç işlenmiş olur. C. Görevi sırasında dokunulmazlık hakları vardır. D. Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar. E. İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla kamu görevlisi gibi yargılanırlar. Evet arkadaşlar özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi doğrudur seçeneğine baktığımızda da yine görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar doğrudur. Yani Denizli seçeneği doğrudur. Yedinci sorumuz Türk Ceza Kanunu'na göre hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır? Evet. Bakın. İdari para cezası, hapis cezası, uyarma, kınama, kamu görevlisinin üstü ve o kişiye arattırılır. Bu soruda daha önceki sınav sorularında çıkan sorulardan birisi arkadaşlar. Evet. Türk Ceza Kanunu'na göre hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hapis cezası. Arkadaşlar bakın hapis cezası uygulanıyor. Burada Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet. Sekizinci soru. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır? A. Lockout. Dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. B. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur. C. Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir. D. Greve katılamaz. E. 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Evet. Bakın koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Güvenlik hizmetleri dışında özel güvenlikçiler çalıştırılamaz. Ceyhan seçeneği burada yanlış olan yani cevabımız doğru. Evet 8. sorumuz. 9. sorumuza geldik. Özel güvenlik görevlisi eylem vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman'a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir.
Bu durumun tespiti halinde eyleme nasıl bir yaptırım uygulanır? Evet arkadaşlar, bu soruda birebir daha önceki sınavlarda çıktı. Hapis cezası adli para cezasına çevrilir ve idari para cezası uygulanarak özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir. C. Adli para cezası uygulanarak özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir. D. Hapis cezası ile ilgili adli para cezası uygulanır. E. Sadece özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir. Arkadaşlar burada idari para cezası ile birlikte kimlik kartı da iptal edilir. Evet, yani Bursa seçeneğimiz uygulanır yaptırım olarak. 10. soruya bakalım. 10. soru, özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar en az nokta nokta önce başvurmak şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayıyla özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1 ay, 15 gün, 3 ay, 45 gün, 5 ay. Evet arkadaşlar, bu soruda yine daha önceki sınavlarda vardı. Çıkan bir soru. 1 ay. En az 1 ay önce başvurmak şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayıyla özel güvenlik uygulamasını sona erdirebiliyor. Burada Adana seçeneğimiz doğrudur. Hemen 11. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir? Evet, 2, 3, 4, 5, 6 yıl. Tabii ki arkadaşlar 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Daha önceki sınavlarda olan bir soru. 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuz, üniversite kampüsünde görevli olan özel güvenlik görevlisi Merve kampüs içinde devriye görevini yerine getirirken bankların yanında bir silah bulur. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Merve'nin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Suç işlendiğine dair şüphe olmadığı için silahı kendi dolabında emanete alma yetkisi kapsamında saklamalıdır. B. Silahın 2 gün dolapta bekletilmesi özel güvenlik görevlisinin önleyici görevi gereğidir. C. Üniversiteler özerk olduğu için silahı üniversitedeki yöneticiye teslim etmelidir. D. Silahı üniversitenin kayıp ve buluntu eşya birimine teslim etmelidir. E. Özel güvenlik görevlisi Merve durumu derhal genel kolluğa bildirmeli ve silahı tutanakla teslim etmelidir. Evet arkadaşlar, bu tip olaylarda Merve bulduğu silahı derhal genel kolluğa bildirmesi ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim etmesi gerekir. Evet arkadaşlar, bu tip soruda daha önceki sınavlarda çıktı arkadaşlar. Evet, 13. sorumuza bakabiliriz. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye nokta nokta yetkilidir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Özel güvenlik birimlerini kim, şirketlerini kim denetler arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı değil mi? İçişleri Bakanlığı'yla valilikler. Evet. Özel güvenlik komisyonları, il jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları, gümrük muhafaza memurları. Evet arkadaşlar, özel güvenlikle ilgili evet valilik İçişleri Bakanlığı ile birlikte, yani burada Adana seçeneğidir. Evet, cevabımız Adana seçeneği. 14. soru, anayasamızın 19. maddesi tutuklama kararı yetkisini kime vermiştir? Savcıya, polise, hakime, valiye, yetkili amire. Evet, tutuklama yetkisi kimdedir arkadaşlar? Tutuklama yetkisi hakimdedir değil mi? Evet, daha önceki sınav sorularının içerisinde de bu soru vardı.
15. sorumuz, özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. Silahsız olarak görev yapacakları için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacakları için en az lise veya denge okul mezunu olmak. C. 18 yaşını doldurmuş olmak. B. D. Askerliğini yapmış olmak. E. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Evet arkadaşlar, bakın sorulara dikkat edin. Ne kadar çok zor olmadığını göreceksiniz. Burada bakın, bu soru da daha önceki sınavlarda çıkan bir soru. Askerliğini yapmış olmak aranmaz, değil mi? Denizli seçeneği doğrudur. 16. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Silahlı olarak görev yapılan yerlerde bulundurulabilecek silahların azami miktarı İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından belirlenir. B. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler. C. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlileri özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile beraber özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesini taşır. D. Zorunlu hallerde görev alanı il özel güvenlik komisyonu kararıyla genişletilebilir. E. Hizmetin sabit bir noktada değil, belirli bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde güzergah boyu görev alanı sayılır. Burada hangisi yanlıştır diyor. Bakın arkadaşlar, dikkat edelim. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Bakın burada çıkarabilirler ibaresi var. Cevap burada yanlış. Bu soruda yine arkadaşlar daha önceki sınav sorularında olan sorulardan biri. 17. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir? Grev hakkı, tazminat hakkı, güvenlik ve koruma hizmetleri dışında çalıştırılmama hakkı, D. Lockout dolayısıyla işten uzaklaştırılmama hakkı, E. Sendikaya üye olma hakkı. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değil. Özel güvenlik görevlilerinin grev hakkı yoktur arkadaşlar. Evet bakın, burada grev hakkı diyor ya, evet. A seçeneği. Evet, diğer hakları var ama grev hakkı yoktur. 18. sorumuz. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir? A. Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, eşyalarını X-ray cihazından geçirme. B. Suçüstü durumunda suça el koyma. C. Suçüstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yakalama. D. Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme. Evet, ifadesini alamıyor arkadaşlar. Burada bakın, yetkililer arasında ifade alma yoktur. Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme. Evet arkadaşlar, burada Denizli seçeneği. Yakalayıp ifadesini alma. İfade alma nedir? Emniyet güçlerinin görevidir. Denizli seçeneği yanlıştır. Bu soruda yine daha önceki sınavlarda çıkan başka bir soru. 19. sorumuz. Bursa otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Furkan, terminalin kapı dedektöründen geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel güvenlik görevlisi Furkan'ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Silahı ve şüpheliyi savcılığa teslim eder. B. Gecikmeksizin polise haber verir. Polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır. Tutanakla polise teslim eder. C. Silahı muhafaza altına alır. Şahsı gönderir. Polise haber vererek tutanakla silahı teslim eder.
D. Şahsa silahlı terminale girilmeyeceğini söyler ve silahın teslim alarak girmesini sağlar. E. Silahın ruhsatı ibraz edilmediğinden ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Gecikmeksizin böyle bir durumda polise haber verir. Evet. Polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır. Tutanakla polise teslim etmesi en doğru olaydır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? Dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, rastgele devriye, planlı devriye ve yaya devriye. Evet arkadaşlar, yaya devriye yöntemlerinden değildir. Edirne seçeneğimiz doğrudur. 21. sorumuza bakabiliriz. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan'ın güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisiyle ifade edilir? A. Dairesel devriye, B. Olağan devriye, C. Geri dönüşümlü devriye, D. Planlı devriye, E. Rutin devriye. Bakın arkadaşlar, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol ediyor bakın. Tekrar kontrol ettiğine göre geri dönüşümlü değil mi? Tekrar gidip tekrar bakmak. Geri dönüşümlü devriyeye girer. Ceyhan seçeneği. 22. soru. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Özel güvenlik görevlileri şarta bağlı olmaksızın kimlik sorabilirler ve kimlik tespiti yapabilirler. B. Görev yerine bakılmaksızın özel güvenlik görevlileri görevli oldukları süre içerisinde herkese kimlik sorabilir. C. Özel güvenlik görevlileri yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir. D. Özel güvenlik görevlilerinin hiçbir yerde kimlik sorma yetkisi yoktur. E. Özel güvenlik görevlileri görevli olmasalar da şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorabilirler. Evet tabi burada bakın arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisine dair en doğru ifade özel güvenlik görevlileri yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilirler. Evet, görev alanları içerisinde. Görev alanları dışında kimlik ne yapamazlar? Sorma yetkileri yoktur. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 23. soru. Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde resmi yazışma kurallarına uyarak yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler. Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail'in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir? Rapor yazma, dilekçe, görev özeti, tutanak, not alma. Bakın dikkat edin, rapor altına almışlar değil mi arkadaşlar? Bir daha yaşanmaması için gerekenleri bir düzen içerisinde rapor içinde yazmışlar. Ve ilgili amire ne yapmışlar arkadaşlar? Bildirmişler. Adana seçeneğimiz doğrudur. 24. sorumuz. Şüpheli bomba paketiyle ilgili olarak özel güvenlik görevlisi Leyla'nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir? A. Çevre güvenliğini sağlamak, almak. B. Şüpheli bomba paketini imha etmek. C. Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak. D. Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek.
Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak. Bakın arkadaşlar, şüpheli paketle ilgili herhangi bir işlem yapmaması gerekirken paketi imha etmek nedir? Kesinlikle yanlış bir olaydır. Evet, Bursa seçeneğimiz burada doğru değildir. Evet, birinci bölümün son sorusu arkadaşlar. 25. sorusu. Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edemez? A. Çocuklar. B. Yaşlı kimseler. C. Kurum çalışanları. D. Hasta ve fiziksel engelli şahıslar. E. Diplomatlar. Evet arkadaşlar, hangisini kontrol edemezler diyor. Tabii ki burada diplomatları kontrol edemezler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.